Şimdi Türkiye Komünist Partisi bu ülkenin partisi. Üstelik de kuruluşu Kurtuluş Savaşı'na denk düşüyor. Türkiye'nin en eski partisiyiz. Yani 10 Eylül 1920. Ve TKP'nin hani sınıfsız sömürüsüz toplum için verdiği mücadelenin bir de ayrılmaz parçası olan başlıklar var. Emperyalizme karşı olmak. Çünkü bütün eşitsizliklere karşıyız. Uluslararası alandaki eşitsizliklere de karşıyız doğal olarak. Ve emperyalizmin belki de en saldırgan olduğu dönemlerden birisi 1920-1919, Birinci Dünya Savaşı'nın bitimi. Şimdi orada bu coğrafyada bir karşı koyuş örgütlenmiş. Bu karşı koyuş hem bir işgale karşı, hem bir dünya sistemine karşı, hem de Türkiye'de o dünya sistemine boyun eğmiş, köhnemiş, çürümüş bir Osmanlı'ya karşı. Şimdi bu hareketin önderliği buna imza atmış. Yani Mustafa Kemal ve arkadaşları, ama yani bir lider var orada. Evet. Bunu değersizleştirerek solculuk yapılamaz bu ülkede. Evet. Şimdi Mustafa Kemal bir sosyalist komünist değil. Ama bir devrimci. Önemli bir devrimci. Ve biz bu ülkedeki devrimci bütün değerlere tarih içerisinde sahip çıkmak zorunda olan bir partiyiz ve bu şu anlama gelmiyor. Bugünkü Türkiye'nin sorunları Kemalizmle çözülemez. Çünkü o döneme aitti. Türkiye o dönem daha kapitalizm yeni yeni gelişmeye çalışıyordu. Şimdi çok farklı bir ülkedeyiz. Türkiye kapitalizmin az gelişmişliğinden değil, şimdi çok gelişmişliğinden çekiyor.